Herkese selamlar, herkese merhabalar arkadaşlar. 10. sınıf tarih yazılıya hazırlık kampıyla karşınızdayız. Birinci ünitemizde Türklerin Anadolu'ya gelişini, daha sonrasında Haçlarla yaptığı mücadeleleri, Osmanlı Devleti'nin kuruluş aşamasını ve dünya gücü Osmanlı'yı birlikte ele alacağız. Ve sizin için güzel içerikler ne yaptık? Hazırladık değerli arkadaşlarım. Hazırsanız hız kesmeden başlayalım. Müzik Evet değerli arkadaşlar birinci ünitemiz yerleşme ve devletleşme sürecinde Selçuklu Türkiye'sini göreceğiz ama bu üniteyi görmeden önce size ödevlendirmemizi yapmak istiyorum. Dinamo Soru Bankası senin için güzel bir kaynak. E diyeceksiniz ki hocam burada testler var. Hayır Tonguç sadece sana test bırakmadı değerli arkadaşım. Her ünitede de yazılı kaynağını göreceksin. Sayfa 35'e geldiğimde ilk ünitenin yazılı konularını göreceğiz. Doğru yanlış daha sonrasında bulmaca ve klasik soruları ve boşluk doldurmaları görüyorsun. İkinci ünitede ise sayfa 59'a geldiğimde ikinci ünitenin yazılısını ne yapmaktasın? Görmektesin. Sayfa 76'ya geldiğimde ise üçüncü ünitenin yazılısını ne yapacak? göreceksin ve bu anlamda mükemmel bir şekilde hazırlanacaksın. Tabii ki bununla mı yetindi Tonguç? Hayır bununla yetinmedi. Senin için ekstra yazılı bir kaynak hazırladık. Bu kaynağa baktığım zaman ise arkasında çevirdim. Burada bütün kaynakların özelliklerini görebilirsin. Ve sayfa 32'ye geldiğimde ise arkadaşlar tarih notlarını ne yapacaksın? Göreceksin. Ve tek tek konularımı ne yapmıştır? Ele aldı diyeceğiz değerli arkadaşım. Şimdi gelelim Birinci ünitemizde neler var? Önce bundan bahsedelim. Şimdi 1072 gibi 1308 yılları arasında başlıca siyasi gelişmeleri göreceksin. Ve Oğuzlar Anadolu'ya doğru akınlar başlatacaklar. Peki Anadolu'ya gelenler ilk Oğuzlar mıdır dersem? Hayır. Anadolu'ya gelen ilk kimlerdir dersem aklına gelecek kişi Avrupa neyleri diyeceksin? Hunları diye ele alacağım. Avrupa Hunlarından sonra bunlar hiçbir şekilde Anadolu'yu Türk yurdu haline getirme gibi bir düşüncesi olmadı. Ama Anadolu'yu Türk yurdu haline getiren Oğuz göçleri olacak. Yani Pasinden Savaşı ile birlikte Anadolu'yu keşifler yaparken Malazgirt Meydan Savaşı ile birlikte Anadolu'nun kapılarını ne yapacağız? Açacağız. Anadolu'da hızlı bir şekilde Türkleşme gerçekleşecek ve Anadolu'nun ilk beylikleri ortaya çıkacak. Saltuk, Artuk, Mengücek, Danışment ve Çaka gibi önemli beylikleri ele alacağız. Tabii Anadolu fethedildikten sonra Avrupa'daki Haçlı grubu Rahatsız olarak Haçlar Anadolu'yu tekrardan alabilmek için Haçlı seferlerini başlatacak. Ve Türkiye Selçuklu devletinde ise 2. Gıyasettin Keyhüsrev Moğollarla Köse Dağ Savaşı yapar ve bu Köse Dağ Savaşı sonrasında Anadolu'da siyasi birlik bozulur. Bu bozulmanın yanı sıra Anadolu'ya yapılan ilk Türk göçlerinde neler var? İlk ona bakalım. Avrupa onları 395 yılında, daha yeni de söylediğimiz gibi Anadolu coğrafyasına geldiler. Ama Anadolu'da yediler, kebaplar yediler, onu yaptılar, bunu yaptılar ama hiçbir zaman yurt haline getirme gibi düşünceleri olmadı. Sonrasında Sabirler geldi. Sabirler de yine yurt olarak görmediler. Sadece gezmişler dolaşmışlar. Çağrı Bey ise 1015 yılında Pasinler Savaşı ile birlikte Anadolu'ya akınları başlatacak. Ve Anadolu'nun Türkleşmesini en büyük etkenler ise nelerdir dersem Pasinlerle Anadolu'nun anahtarlarını Malazgirt ile birlikte Anadolu'nun kapıları Türkleri aralanırken Mirya Savaşı ile birlikte artık Anadolu ebedi Türk yurdu haline gelecek. Şimdi burada birinci beylikler kuruluyor. Hangi savaş sonrasında? Malazgirt Savaşı sonrasında. Çünkü Sultan Alparslan komutanlarına kılıç neyini verdi? Hakkını verdi ve dedi ki fethettiğiniz yer yani sizin kılıç hakkınızdır. Ve ben kime çakacağım? Samet çak senin için arkadaşlar kod olacak. E peki diyeceksin ki hocam Samet Çak nedir? Anadolu'da kurulan ilk beyliklerin kodlamaları. Saltuk Artuk, Mengücek, Danışmet ve tabii ki kim diyeceksin Çaka Beyliği olarak ele alacağız. Saltuklar Anadolu'da kurulan ilk Türk Beyliğidir. Mengücekler Divri bölgesinde kurularak bugün UNESCO tarafından koruma altına alınan Divri Ulu Camisi'ni yapmışlardır. Çaka Beyliği ise Anadolu'nun arkadaşlar ilk denizci beyliği olarak ne yapılmakta bilinmektedir. Danışmetler Anadolu'nun en güçlü beyliklerinden birisi olup Danışment Ahmet Gazi bu süreç içerisinde Anadolu'yu bayındır hale getirebilmek için Anadolu'nun ilk ilk medresesi olan Tokat Yağı Basan medresesini ne yaptı? Yaptırmıştır. Artuklara geldiğimde ise aklınıza önemli bir adam gelecek. El Ceziri, Sibernet ve denge kurucusu olarak ne yapılmakta? Bilinmektedir. Tabii ki Haçlı seferlerini kaç defa göreceğiz dersek? Bir, iki, üç ve arkadaşlar dört tane haç seferi göreceğiz. Birinci haç seferinde Türkiye Selçuklu Devleti yenilecek ve merkez İznik'ten Konya şehrine taşınacak. İki ve üçüncü haç seferlerinde ise büyük başarılar elde edilecek. Hatta Selahattin Eyyubi Hıddin Savaşı'yla Kudüs'ü haçların elinden almayı başaracak. Dördüncü haç seferi ise tamamen İslam dünyasına değil İstanbul'a yani Konstantiniye gerçekleşecek ve Katolikler Ortodokslara ağır zulümler edecek. Ve bunun üzerine de İstanbul'un fethi bizim için kolaylaşacak. Tabii ki Anadolu ya Moğollar gelmesiyle birlikte Anadolu'da siyasi birlik bozulacak. Ve bu bozulduktan sonra ikinci beylikler dönemi ortaya çıkıyor. Ve bu beylikler döneminde iki tane önemli unsur göreceğiz. Bunlardan birisi Osmanoğulları, diğerisi ise Karamanoğulları diyeceksiniz. Karamanoğulları... Anadolu'da arkadaşlar önemli çalışmalar yapacak. Nasıl dersek Moğollara karşı mücadeleler etmiş ve Karamanoğlu Mehmet Bey Farsça'nın etkisinde kalan Türkiye Selçuklu'nun Türkçeyi koruyabilmek için çarşıda, pazarda, medresede her yerde de Türkçeyi resmi dil ne yapmıştır? ilan edecek. Osmanoğulları ise kısa sürede nasıl büyük bir imparatorluk haline gelip 700 sene ülkeyi yönettiği ve dünyaya hakim olduğuyla ilgili kuruluş aşamasıyla ilgili görüşleri göreceğiz ve kuruluş dönemesindeki gelişmeleri, Osmanlı-Bizans ilişkilerini, Osmanlı-Balkanlardaki fetihlerini ve Türk siyasi birliğini sağlama faaliyetlerinin yanı sıra Türk devletlerinin liderlik mücadelesi ikinci ünitenin önemli konuları içinde yer alacak. Peki neler var burada? İkinci Beylikler dönemini göreceksiniz. Germiyanoğulları, Osmanoğulları, Candaroğulları, Aydınoğulları, Sarıhanoğulları, Karesioğulları gibi birçok önemli beylik görülürken Peki burada daha yeni de söylediğim gibi benim için önemli olan iki beylik vardı. Birisi Karamanoğullarıydı diğerisi ise Osmanoğulları arkadaşlar. Ve bu ikinci beylikler döneminde arkadaşlar Osmanlı kuruluş dönemi hükümdarları kim? Osman Bey şimdi ben senden bir şey isteyeceğim. Buranın ekran görüntüsünü alacaksın. Çünkü neden arkadaşlar? Hocam burayla ilgili sana bir soru sorabilir. Şimdi Osman Bey ile ilgili bileceğim önemli unsurlar neler? Osmanlı Devleti'nin ilk kurucusu tabii fix bir noktamız var bu. Sadece kurucu olmasının yanı sıra arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde önemli çalışmalar yapacak. Çünkü Osman Devleti'nin ilk parasını bastırıyor. Bu paraya ben ne diyeceğim dersen mangır ismini vereceğiz. Yani ilk bakır para. Aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin ilk adaletini sağlaması için ilk kadı atamasını yapacak ve bu kadı kimdir dersen Dursun Fakıh olarak ne yapacaksın bileceksin. Geldim Orhan Gazi dönemine. Orhan Gazi döneminde Osmanlı Devleti'nde arkadaşlar artık devletleşme teşkilatı hız kazanacak. Ve bu süreç içerisinde Çimpe Kalesi alınır. Çimpe Kalesi'nin alınması Rumeli'ye geçişte Osmanlı'nın ilk adımı olacak. Ve aynı zamanda Anadolu Türk siyasi birliğini sağlayabilmek için ilk kez Karesioğulları ne yapılmıştır? Alınıyor. Yine bu süreç içerisinde teşkilatlanmada ilk düzenli ordu, ilk arkadaşlar vakıf teşkilatı, ilk divan örgütü ve ilk arkadaşlar gümüş para ne yapılmıştır? Birinci Murat döneminde ise bilmem gereken en önemli noktalardan bir tanesi Sazdere Savaşı sonrasında Edirne alınmış ve Edirne başkent yapılmıştır ve Haçlarla ilk kez Osmanlı karşı karşıya gelecek ve Sırpsınlı Savaşı'nda Osmanlı büyük bir zafer kazanacak ve Birinci Kosova Savaşı'nda Haçlarla yapılan savaşta Birinci Murat şehit düşecek ve savaş alanında ilk şehit düşen Osmanlı padişahı olarak tarih sahnesine giriş yapmıştır. Geldim birinci Beyazıt'a. Birinci Beyazıt ise Anadolu Türk siyasi birliğini büyük ölçüde sağlamış. Haçlarla Nibolu Savaşı sonrasında Abbas Halifesi tarafından Sultanı İklimi Rum yani Anadolu diyarının sultanı unvanı verilmiştir. Ve en son olarak Timur ile Yıldırım Beyazıt arasında Ankara Savaşı gerçekleşmiş ve bu savaş sonrasında ne olmuştur dersek Anadolu Türk siyasi birliği bozulmuş ve Osmanlı Devleti tam tamına 11 yıl sürecek Fetret devrine girmiştir. Fetret devrini sonlandıran kişi ise Çelebi Mehmet olacak. Yani 1. Mehmet. 1. Mehmet Anadolu Türk siyasi birliğinin sağlama faaliyetlerini devam etmiş ve aynı zamanda bilmem gereken önemli unsurlardan birisi ise nedir dersek Osmanlı Devleti'nin ilk dini ve sosyal içerikli isyanını bastıracak. Ben bu isyana Şeyh Bedrettin isyanı diyeceğim. Bu isyanın yanı sıra Osmanlı Devleti ilk deniz savaşını Venediklerle gerçekleştirecek 1. Mehmet döneminde ve 1. Mehmet'ten sonra devletin başına 2. Murat geçmiş ve 2. Murat Edirne-Segedin anlaşmasıyla Haçlılarla ilk resmi anlaşmasını imzalamıştır. Balkanlar'da otoritesi bozulan Osmanlı Devleti'nde 2. Murat tahtını oğlu 2. Mehmet'e bırakmış ve sonrasında ise Varna Savaşı ile birlikte tahta tekrar çıkış yapmıştır. Varna'nın sonrasında haçlarla yapılan 2. Kosova Savaşı sonrasında Anadolu'nun yanı sıra Balkanlarda arkadaşlar Osmanlı ve Türk hakimiyeti kesinleşmiştir diyeceğiz. Geldim 3. ünitemize. Beylikler döneminde Osmanlı'nın askeri gücünden bahsedeceğiz. Osmanlı Devleti'nde ilk başta arkadaşlar neyi göreceksiniz dersek eğer... Bu süreç içerisinde Anadolu'nun önemli Bağcıyan Rum, Ahiyan Rum gibi destek olan gruplar askeri gruplarıyla Osmanlı'ya yardım edecek. Fakat Orhan Gazi döneminde yaya ve müsellem ordusuyla adlandırılan ilk düzenli ordu ne yapılmıştır? Kuruldu diyeceksin. Kurulmasının yanı sıra yaya ve müsellem ordusu zaman içerisinde Yerine getiremediği görevlerinden dolayı Orhan Gazi yerini daimi ordular olan azeplere ne yapmıştır? Bıraktı diyeceksiniz. Ve tımar sistemi yani Türk İslam tarihinde gördünüz. Bunun diğer ismi neydi? İkta sistemi. Neydi tımar sistemi? Tımar sisteminin birçok faydası var. Ben topraksız köylüye toprak dağıtıyordum. O da bunun karşılığında bana üretiyordu. Yani üretimde devamlılığı sağladım. İki, ne oldu başka dersem? Hazır asker elde ettim. Askerlere masraf yapmadığım için devletin hazinesinden para çıkmadı. Aynı zamanda o askerler o bölgenin neyini sağladılar? Güvenliğini sağlayacaklar. Ve bunların genelde hepsi Türkmen askerler olacak. Ve Osmanlı Devleti'nde 1. Murat döneminde pençik sistemi ortaya çıkıyor. Nedir peki pençik sistemi? Pençik sistemi arkadaşlar savaş alanında esir düşenlerin 5'te 1'inin devşirilerek Asker alınması. Fakat Yıldırım Beyazıt döneminde Ankara Savaşı ile birlikte bu uygulanamamış ve 2. Murat döneminde pençik sisteminin yeri ne sistemi olmuştur diyorsunuz? Devşirme sistemi olacak. Ve artık devşirme sistemine bağlı olarak Yeniçeri Ocağı ve Kapıkulu askerleri de ne yapılmıştır? Kuruldu diyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi daha yeni tekrarladığımız şeyler. Buranın şu anda hemen ne yapıyorsun? esesini alıyorsun. Çünkü hocam burayla ilgili sana ne yapabilir soru sorabilir. İlk olarak kuruluş aşamasında atlık ve gazilik ön plana çıkacak. Ama unutmuyorsun Orhan Gazi döneminde ilk düzenli ordu olan Yaya ve Müsellem ordusu kuruldu. Ve daha sonrasında 1. Murat döneminde ilk kez devşirme sistemi yani hangi sistemdi? Pençik sistemi uygulanmaya başlayacaktı ve eyalet askerleri diye adlandırdığım Tımar sistemi ne yaptı? Ortaya çıktı. Ve Osmanlı Devleti'nin ilk donanma çalışmaları Orhan Gazi döneminde başlayacak ve Osmanlı Devleti ilk deniz savaşını 1. Mehmet zamanına yapmıştır. Gerçekleşti. Ve donanmada unutmuyorsun, kadırga ne yapılmaya başlanacak? Kullanılmaya başlanıyor. Ve Yeniçeri Ocağı ve Tımar sistemi sana soru olarak gelebilir. Bunu da unutmuyorsun. Şimdi hazırsan neye başlayalım değerli arkadaşım? Doğru ve yanlışımıza bakalım. Hemen buraya bunu koyuyorum. Yüzde yüz buradan soru gelebilir. Neler olduğunu tek tek açıklayacağım şimdi sana. Hazırsan kemerini bağla birlikte başlayalım. Şimdi ilkimize bakalım. Türkiye Selçuklu Devleti'nin Anadolu'ya kesin olarak yerleştiği savaş 1176 Milya Kefalon Savaşı. Bakın kesin olarak yerleştiği demiş. Şimdi bunun öncesinde şöyle bir düşün. Ben şuraya bir P'yi koydum. Buraya bir M'yi koydum. Bir de buraya bir M'yi koydum. Şimdi unutmuyorsun. Pasinler Savaşı ile Anadolu'ya ilk keşifler yapıldı. Malazgirt'te Anadolu'nun arkadaşlar kapıları açıldı. Milya Kefelon Savaşı ile birlikte Anadolu kesin Türk yurdu haline geldi. Ve diyorsun ki Milya Kefelon'u sormuş. O yüzden de ben bunu doğru olarak kabul ettim. Geldim ikiye. Beylikler döneminde Anadolu'da kurulan ilk beylik Saltuklardı. Hatırla kime çakıyorduk biz arkadaşlar? Samede çakacaktık. Hemen şöyle bir baktım. Çak'a baktık, Samet'e baktık. İlk kimliğini S ile başlıyordu. O zaman Anadolu'da kurulan ilk beylik Saltuklardı. Hemen buraya da doğruyu kabul ettim. Geldim 3'e. 3. Haç Seferi sonrasında İstanbul'da Latin Krallığı kurulmuştur. Buna hemen yanlışı koydum. 3 değil 4. Haç Seferi olacaktı değerli arkadaşım. Geldim dörde Osman Devleti para karşılığında Germiyanoğulları'nı, çeyiz yoluyla da ise Hamitoğulları'nın topraklarını katmıştır. Şöyle dedim ki, tam tersi olacaktı arkadaşlar. Germiyanoğulları'ndan çeyiz yoluyla alacak, Hamitoğulları'ndan ise para karşılığı almıştır. O yüzden de buraya yine yanlış işaretleyeceğim. Geldim 5'e. Osmanlı Devleti'ne aşiretten beyliğe geçiş süreci Orhan Gazi döneminde gerçekleşmiştir. Evet değerli arkadaşlar, bu dönemde hızlı bir teşkilatlanmayı Orhan Gazi ne yaptı? Gerçekleştirdi. Hocan Nibolu Savaşı ile ilgili kesin bir soru soracak arkadaşlar. Şimdi Nibolu Savaşında Haçlı birliğine karşı kazanan Birinci Beyazıt Halife tarafından Sultanı İklimi Rum ünvanını almıştır. Evet değerli arkadaşım Nibolu Savaşında büyük bir zafer kazanmasıyla Abbas Halifesi tarafından Sultanı İklimi Rum ünvanı ne yapılıyor Yıldırım Beyazıt'a verilmiştir. Geldim Birinci Murat fetih politikası olarak Batı yönünde ilerlemiş ve Edirne alınarak devletin yeni başkenti olarak ilan edilmiştir. Evet değerli arkadaşım yine bunu doğru olarak kabul edeceksin. Edirne'nin alınmasının sonrasında Haçlar Osmanlı Devleti'ne saldırmış ve Sırpsındığı Savaşı Osmanlı Devleti ile Haçlar arasında ilk savaş olmuştur. 8. 1. Kosova Savaşı'nın ardından savaş alanını gezen 2. Murat bir Sırp askeri tarafından şehit edilmiştir. Hemen buraya çentik attım. Karıştırabilirsin hemen bunu. Hemen şöyle dalgalandıracaksın biri. O zaman ne diyeceğim ben bunu? Yanlış işaretleyeceğim. Savaş alanında şehit düşen ilk Osmanlı padişahı 1. Murat'tır. 9. Haline azıcık Osmanlı Beyliği'nin kısa sürede büyümesinin nedenleri arasında Gaza anlayışını ve Moğollardan kaçan Türkmenlerin bölgede oluşturduğu nüfus potansiyelinin iyi yönlendirilmesini etkili olduğunu savunulmuştur. Evet bunda doğru olarak ne yapacağız? Kabul edeceğiz. Çünkü Osmanlı kuruluşuyla ilgili birçok tez ortaya ne yapılacak? Atılacak. Osmanlı devletinde sarayı ve başkenti koruyan birlik eyalet askerleridir. Bunu hemen yanlış olarak kabul ettim. Hangi askerler diye ele alacaksın? Kapı kulu askerleri olarak ele alacağım. O yüzden de yanlış olarak kabul ediyor. Şimdi geldim arkadaşım boşluk doldurmana. Burada %100 hocan soru soracak. Osmanlı Devleti'nde donanma askerlerine nokta 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 adı verilmiştir. Donanma askerlerine genelde ne deniyor dersek? Levent ismi ne yapıldı? Verildi diyeceksin. Komutanları neyse ne isim verilir dersek? Reis ismi ne yapılır? Verilir diyoruz. 2. Türkiye Selçuk Devleti'nin yıkılmasında etkili olan 1243 yılında yapılan Nokta Nokta Savaşı Anadolu'daki siyasi birliği bozarak ikinci Beylikler döneminin başlamasına etkili olmuştur. Peki bu savaş Moğollarla yapılan hangi savaştı? Köse Dağ neyi diyeceksin? Savaşı diyeceksin ve Anadolu'da artık ikinci Beylikler dönemi baş gösterecek. 3. Türkiye Selçuk Devleti'nde mali işlere bakan divana ne diyeceksin dersem eğer arkadaşlar? Diyeceksin ki... Divanı arkadaşlar istifa diyeceksin. Ne diyormuşuz? Divanı istifa olarak ne yapacaksın? Bileceksin değerli arkadaşım. 4. Osmanlı Devleti kuruluşundan itibaren ele geçirdiği topraklarda Türk nüfusunu arttırmak ve yerli nüfusun devlete olan bağını güçlendirmek için nokta nokta ve nokta nokta politikalarını uygulamıştır. Bunlardan birisini arkadaşlar ne diyeceğim? İstimalet. Diğerine ise arkadaşlar? İskan neyi diyeceksin? Politikaları. Şimdi iskan dediğim zaman hemen aklına KGTY diyeceksin. E hocam KGTY ne? Konar, göçer, Türkmenlerin yerleştirilmesi. İstimal et dersem de aklına ne gelecek? Hoşgörü neyi diyoruz? Politikası olarak ele alacaksın. Nokta nokta yeniçerilerin silahlarının, silahların bakım ve onarımını yapan bölüktür demiş. Silahların ve silahların bakım onarımını yapan bölük dediğim zaman aklına Cebeci olarak ne yapacağız? Gelecek silah yapım ve bakımından nedir? Sorunudur diyoruz cebeciler için. Geldim devam edelim. Tımar sahibi gittiği bölgede devlet adına vergi toplar ve nokta nokta denilen atlı askerler yetiştirirdi. Ben bu atlı askerlere arkadaşlar ne diyorum dersem Cebeliü arkadaşlar ismini ne yapacağız? Vereceğiz. Geldim yediye. Osman Devleti'nde devlete ait nokta nokta arazilere nokta nokta denirdi. Bu araziler içerisinde yer alan dirlik arazi nokta nokta virgül nokta nokta ve nokta nokta olmak üzere üçe ayrılırdı. Şimdi arkadaşlar Osman Devleti'nde ait arazilere ben dirlik neyi diyorum? Arazileri diyeceğim ve tımar arazileri yani dirliğin diğer ismi ya da ne diyeceksin? Tımar sistemi diyeceğim. Tımar sistemini arkadaşlar 3'e ayırmışım. Ne diyoruz? Has, ziyamet ve ne diyeceksin? tımar olmak üzere 3 gruba ayıracağım. Hemen şimdi sana açıklayacağım has, ve tımarı. Has arkadaşlar adı üstünde has kaliteli. O zaman padişah ve ailesine ayrılan ve geliri doğrudan bunlara giden topraklardır. Yani geliri 100 bin akçeden ve daha fazla olan topraklar. Ziyamet orta dereceli devlet adamlarına verilen topraklardır. Bu topraklar geliri 20 bin ile 100 bin akçe arasında değişen topraklar. Tımar toprakları ise geliri 3 bin ile 20 bin akçe arasında değişen topraklar diyeceğiz. Osmanlı toplum yapısı nokta nokta ve nokta nokta olmak üzere ikiye ayrılır. Toplum yapısını arkadaşlar... Müslüman ve ne diyeceksiniz? Gayri Müslim olarak ikiye ayıracağım. Ve Osmanlı'nın bu sistemine de ben diğer isminle millet neyi diyoruz? Sistemi diyeceğiz. Geldim bir diğerine. Nokta nokta yiğitlik ve kahramanlık anlamına gelir. Nokta nokta din ve vatan uğruna savaşanlar için kullanılırdı. Arkadaşlar unutmuyorsunuz yiğitlik demek altlık demek arkadaşlar. Altlık yiğitlik ve kahramanlık anlamına gelir. Unutmuyorsun arkadaşlar gazilik ise din ve vatan uğruna savaşanlar için kullanılırdı. Geldim ona. Dibri, Ulu Cami ve Darü Şifası. Kime aitti? Mengüceklilere aitti. Arkadaşlar geldim Malabadi Köprüsü. Gitti ömrümün törpüsü diyeceğim. Kim bunlar diyeceğiz? Artuklular olarak ne yapacağız? Bileceksiniz. Geldim şimdi seninle bir bulmaca oynayalım beraber. Bakalım bulmacaları nasıl yapacağız. Önce yukarıdan aşağıya bir ne yapalım? cevaplayalım. Türkiye Selçuk Devleti'nin Hazrem Şahlar'la yenilgiye uğrattığı savaş hangisiydi? Şöyle bir düşün. Yassı ne diyeceksin? Çemen olarak ne yapacağız? Bileceksin değerli arkadaşım. Geldim ilk Türk donanmasını kuran beylik. Hatta şöyle yapalım. Çaka beyliği diyeceğiz değil mi? Ne yapacaksın? Çaka. İkiyi gördüm. Bak ikiye de buraya yapacaksın. Yerleştireceksin. Sonra geldim 3'e. Osmanlı Devleti'nin ilk düzenli ordusunu kim kurdu? Osmanlı Devleti'nin ilk düzenli ordusunu kim kuracaktı? Orhan Gazi. Neydi adı hatırla arkadaşlar? Yaya ve Müsellem'di. Geldim 4'e. birinci Beyazıt ile savaşarak Osmanlı Devleti'nde fetret devrinin yaşanmasına sebep olan hükümdar 4'ü gördüm burada. Kim diyeceksin? Tabii ki Timur olarak ne yapacağız? Yerleştireceğiz. Geldim arkadaşlar Altı el bombaları havan topu yapan ve kullanan ocak. Tabii ki humbaracılar olacak. Altıya da neyi yerleştireceğim? Humbaracı ocağını yerleştireceğiz. Hemen şöyle yazıyorum. Humbaracı diye ne yaptım? Yerleştirdim. Dokuz Osman Devleti'nin aldığı ilk beylik. Tabii ki hangisiydi değerli arkadaşım? Karesi neyi diyordun? Oğulları diyecektik. Geldim sağdan sola. Bizans'ta varlık yapan kişiye ne diyoruz? vur diyeceğiz. Osmanlı Devleti'ndeki ilk dini içerikli sosyal ayaklanma hangisiydi? Şeyh ne diyorduk? Bedrettin olarak ele aldım. Yeniçerilerin 3 ayda bir aldığı maaş neydi? Ulüfe diyecektik. Osmanlı Devleti'nin Rumeli'deki ilk toprak parçası neresiydi? Çimpe kalesiydi. İlk Osmanlı-Bizans savaşı hangisi? Koyun Hisar savaşı. 10. Seyfiye grubunda yer alanların eğitildiği yer neresi? Enderun Mektebi diyoruz. İlk Osmanlı Haçlı Savaşı ne diyordun? Sırp Sındığı Savaşı diyeceksin. Bunların hepsinde bulmacayı ne yapacaksın? Yerleştireceksin. Unutma çünkü hocam buradan %100 sana soru soracak. Şimdi geldim sorularımıza bakalım. Bu sorularda unutma yüzde %100 kesin çıkabilecek bir soru. Unutmuyorsun bakalım ne varmış? Osmanlı Devleti 1302-1517 yılları arasında Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlama adına birçok devlette de mücadele etmiştir. Aşağıdakilerden hangisiyle bu dönemde mücadele yaptı söylenemez. Bakın unutmuyorsunuz bakın birinci Beylikler döneminin yanı sıra ikinci Beylikler döneminde hepsi oğullarıyla bitiyordu. Şimdi baktım Candaroğulları eledim, Karamanoğulları eledim, Germiyanoğulları eledim, Karesioğulları eledim. Ama Türkiye Selçuklu Devleti yıkıldıktan sonra ikinci beylikler dönemi ortaya çıkacak. O yüzden de doğru cevabımızı arkadaşlar B şıkkı olarak ele alacaksın. Evet gelelim bir diğer sorumuza. Acemi Ocağı ve Yeniçeri Ocağı'nı kurarak ordu teşkilatlanmasına büyük adımlar atan Osmanlı hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir? A. 1. Murat B. Orhan Gazi C. 2. Murat D. Çelebi Mehmet E. Yıldırım Beyazıt Şimdi şöyle aşağıdan doğru gitmek istiyorum. Yıldırım Beyazıt dediğim zaman arkadaşlar unutmuyorsun Fetret devrine sokan hükümdar ve Anadolu Türk siyasi birliğini büyük ölçüde sağlayan kişi. Hemen eledim bunu. Çelebi Mehmet Osmanlı ikinci kurucusu olarak bilinecek ve aynı zamanda Fetret'i sonlandıran hükümdar ve Şeyh Bedrettin isyanı Çelebi Mehmet döneminde ortaya çıkacak. İkinci Murat döneminde ise Varna ve ikinci Kosova Savaşı sonrasında Balkanlar'da kesin Türk hakimiyeti sağlanmıştır ve tahta iki kez çıkacak. Orhan Gazi dediğim zaman devlet teşkilatlanmasını önemli çalışmalar yapmış, ilk düzenli orduyu kurmuş, ilk vakıf örgütünü, ilk divan teşkilatını, ilk camiyi, ilk medreseyi, ilk müderris atamasını Orhan Gazi yapacak. Ama Osmanlı Devleti'nde... Pençik sistemini, ilk topçu ocağını ve aynı zamanda unutmuyorsun 1. Kosova Savaşı'nı gerçekleştiren ve savaş alanında ilk şehit düşen Osmanlı padişahı 1. Murat'tır ve Acemi ve Yeniçeri Ocağı'nı kuran da yine 1. Murat olacak. O yüzden doğrucağımızı ağlayacağız. Yandaki tabloda Osmanlı kuruluş dönemine ait bazı gelişmeler kronolojik olarak sıralanmıştır. Bu tabloda A ve B harfleriyle gösterilen yerler aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? Şimdi baktım tabloyu. Edirne'nin fethi, Nibolu Muharebesi, Ankara Savaşı, 2. Kosova. Şimdi hükümdarları bir yazalım tek tek. Edirne'nin fethi 1. Murat'ta gerçekleşmişti. Nibolu Muharebesi, Yıldırım Beyazıt yani 1. Beyazıt'ta gerçekleşiyor. Ankara Savaşı yine 1. Beyazıt döneminde gerçekleşecek. 2. Kosova Muharebesi ise kimde gerçekleşiyordu? 2. Murat. Murat zamanı gerçekleşmişti. Şimdi ben bir baktım önce. Şöyle Sırpsındı Savaşı birinci Murat döneminde olabilir. Birinci Kosova Savaşı yine birinci Murat dönemi olabilir. Koyunisar hemen burayı eledim. Çünkü Koyunisar dönemi savaşı kimin zamanında yapılmıştı? Osman Gazi zamanı yapılıyordu. Bursa'nın fethi. Bursa'nın fethini de eliyorum. Çünkü niye Uda kim zamanında? Orhan Gazi zamanı da gerçekleşen bir savaştı. Şimdi alanı daralttım biraz. Şimdi Bursa'nın fethini de eledim ben burada. Bak A da gitti. Sonrasında Palekönan Savaşı'nı hatırlayın yine kim zamanında? Orhan Gazi zamanında gerçekleşen bir savaştı. Baktığım zaman da cevap çıktı arkadaşlar. Yani ben A'ya birinci neyi imza yapacağım? KOSAVA'yı ve B'ye de neyi yerleştireceğim? Varna'yı yerleştiriyorum. Yani birinci Murat dönemiyle ikinci Murat dönemini soruda istiyor. Yani o yüzden doğru cevabımızı E olarak ele alacağız. Geldim. Anadolu tarihi için önem arz eden yukarıdaki savaşlarda Selçuklu orduları başında bulunan hükümdarlar aşağıda verilen seçeneklerden hangisi doğru bir şekilde eşleştirilmiştir? Malazgirt Savaşı'nı sorduğum zaman arkadaşlar aklınıza kim gelecek? Alparslan gelsin. Hemen bir baktım. Bir de Alparslan var. Olmayanları eledim. Eşkı gitti. İki Milya Kefelon Savaşı. Milya da ikinci Kılıç Aslan gelecek aklımıza. O zaman baktım. ikinci Kılıç Aslan'ın olmadığı yerleri de eledim. Yani neyimiz kaldı? A şıkkı ve D şıkkı. Köse Dağı Savaşı'nda ise kim vardı dersek? ikinci Gıyasettin arkadaşlar yer alacak. Baktığım zaman da aslında A şıkkı bana doğruyu ne yapmakta vermekte diyoruz. Geldim bir diğer soruma. Anadolu Selçuklu hükümdarlarının Keyhüsrev, Keykavus, Keykubat gibi ünvanları kullanması aşağıdakilerden hangisinin en açık göstergesidir demiş. Şimdi unutma %100 hocam burada soru soracak. Şimdi değerli arkadaşım Khüslep, KK hus, KKubat gibi isimler Farsça'nın etkisidir. Hatta ikinci Beylikler dönemi ortaya çıktığında Karamanoğlu Mehmet Bey Fars'ın etkisinde Türklerin kaldığını gördüğünden dolayı çarşıda, pazarda, dergahta her yerde Türkçenin resmi dil olarak kullanılmasını istemiştir. O zaman bakalım bir. A. Yönetenlerin Fars kültürünün etkisinde kaldıklarının, B. Farsilerin yönetime egemen olduğunun, C. Türklerin sosyal alanda geri kaldığının, D. Farsçanın bilim dili haline geldiğinin, E. Türklerin Arapça ünvanlara önem verdiklerinin. Şimdi hükümdarlar diyorsa o zaman yönetimlerin kim etkisinde kalmış? Fars etkisinde kalacak. O yüzden de doğru cevabımızı A şıkkı olarak kabul edeceğiz. Şimdi geldim bir diğer sorumuza. Osmanlı Devleti'nde tımarlı sipahinin görevleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? A. Fethedilen toprakları kaydetmek. B. Savaş zamanında beslediği askerlerde orduya katılmak. C. Üretimi arttırıcı tedbirler almak. D. Vergilerin toplanmasını sağlamak. E. Bölgenin güvenliğine sorumlu olmak. Bakın bir taşla dört kuş kuruyorduk değil mi? Bir ne oluyordu? Üretimde devamlılığı sağlıyordum. İki hazır asker elde ediyorduk. Devletin hazinesinden ne çıkmıyordu? Para çıkmıyordu. O askerle de o bölgenin neyini sağlıyorlardı? Güvenliğini sağlıyorlardı. Ama fethedilen toprakların kaydetmek bizim görevimiz yani daha doğrusu tımarların görevi değil. Nişancının neyidir? Görevidir arkadaşlar. O yüzden de du yanlış cevabımız A şıkkı olarak kabul edeceğiz. Şimdi geldim bir diğer sorumuza. Selçuklular bakır, gümüş, altın paralar da bastırdılar. Paraların üzerinde sultanların resimleri bulunurdu. İlk madeni parayı birinci mesut, ilk altın parayı ise ikinci kılıç aslan bastırdı. Buna göre Selçuklularla ilgili olarak yargılardan hangileri söylenebilir? Ekonomik yönden bağımsızdırlar. Evet basıyorlar kabul. İki zamanla ekonomisi güçlenmiştir. Evet arkadaşlar baktım bir anda bakırdan neye geçmişim? Altına geçmişim 3 ticaretin büyük kısmı deniz yoluyla gerçekleşmiş abi parada ben denizi görebilir miyim göremem o yüzden ben bunu kabul edebilir miyim hayır edemezsiniz o yüzden doğuracağımızı 1 ve 2 olarak kabul edeceğiz yani ne diyeceksiniz ekonomik yönden bağımsızlardır ve zamanda ekonomisi ne yapmıştır güçlenmiştir diyeceksin. Şimdi geldim bir diğer sorumuza hemen arkadaşlar unutmuyorsun yüzde %100 buradan soru gelecek. Melikşah 1077'de Süleyman Şah'a hükümdarlık unvanı veren bir ferman gönderdi. Abbas halifesinin ise Süleyman Şah'a hükümdarlığını onaylayan menşur göndermesiyle Merkez İznik olmak üzere Anadolu Selçuk Devleti kuruldu. Anadolu Selçuk Devleti'nin kuruluşuyla ilgili bu bilgilerden yola çıkılarak yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Bir Büyük Selçuk Devleti'ne tabiat söz konusudur. Evet baktığım zaman arkadaşlar Melikşah ne diyor? Hükümdarlık unvanı veren bir şey göndermiş. Onu kabul ettim. İki halifenin onay alınarak hakimiyet pekiştirilmiştir. Evet meşhur belgesi almış. 3. Anadolu'nun tek hakimi Anadolu Selçuklu'dur. Baktığımda böyle bir şey söylüyor mu parçada? Hayır söylemiyor. O yüzden bir iki diye kabul edeceğim. Yani doğru cevabımızı B şıkkı olarak kabul edeceğiz. Şimdi geldim arkadaşım bir diğer sorumuza. Osmanlı Devleti'nde alanlardan hangilerinde tımar sisteminde yararlanılmıştır? Askerlikte yararlanıyor mu? Evet yararlanıyor. Ticarette yararlanıyor Hayır. Sanatta yararlanıyor Hayır. Ama tarımda da yararlanıyor muyum? Evet arkadaşlar. O yüzden de doğru cevabımızı 1 ve 4 olarak kabul edeceğiz. Yani C şıkkı olarak ele alacaksınız. Şimdi geldim. Ahirin temel amacı zenginler fakir, üretici ile tüketici, emek ile sermaye, halk ile devlet arasında iyi ve sağlam ilişkiler kurarak sosyal adaleti gerçekleştirmektir. Ahirlerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A kalitesiz ve bozuk mal üretmezler. Evet. B piyasadaki malların fiyatlarını ayarlarlar. Evet. C cebeliyor adı askerleri yetiştirirler. Ben aslında yanlışı burada buldum arkadaşlar. D üretimi ihtiyacı göre ayarlamışlardır. E kolayca iş değiştirmezler. Şimdi arkadaşlar cebeli adı verilen askerler hangi sistemle yetişiyordu? Tımar sistemi ya da diğer sizin isminizle bildiğiniz dirlik neyi diyorduk? Sistemi diyecektik değerli arkadaşım. Sorumuzun cevabı ne olacak dersek C şıkkı diyeceksiniz. Yani cebeli olarak bileceğim. Artık arkadaşlar sorularımızı bitirdik. Şimdi gelelim her zaman yaptığımız gibi senin için bir tekrarlatma yapacağım. Nedir peki dersek? Yazılıya hazırlanacağın zaman sadece video ile hazırlanmayacaksın. Tonguç senin için de güzel bir kaynak yarattı. Dinamo Soru Bankası. Sadece bunun içinde test yok arkadaşım. Bütün yazıların neyi var? Ünitelerin yazıları var. Sayfa 35'i açtığında neye denk geliyorsun? Birinci ünitenin yazılısına geleceksin. İşte doğru yanlış, boşluk doldurma, daha sonrasında bulmaca ve eşleştirmeyi göreceksin. Birinci üniteyi tamamladın. İkinci üniteye geliyorsun. Sayfa kaça geleceksin? 59'a geleceksin. Yine doğru yanlış, boşluk doldurma gibi yazılı sorusu var. Üçüncü üniteye geldiğim zaman ise sayfa 76 ve 77'de ise yine seni üçüncü ünitenin yazılısı beklemiş olacak değerli arkadaşım. Yani her alanda seni ne yapmış olacağız? Yetiştirmiş olacağız değerli arkadaşım. Her zaman yaptığınız gibi şimdi sana mükemmel bir ödül soru bırakıyorum. Cevapları yorum kısmına bekliyorum. Kendine iyi bak. Hoşça kal. Vurdun gol olsun.